Sokamazsın yeni bölümündeki konuğumuz Mustafa. Mustafa Hello. Bir rapçi. Hi. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Bize kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Adım Mustafa. 23 yaşındayım. Eskişehir doğumluyum. Kadıköy'de yaşıyorum. Hip-hop'la yaşıyorum. Hip-hop kültürüyle yaşıyorum. Takılıyorum. Öyle çekiyoruz falan. Rap nedir? Rapçi nedir? Rap nedir? Rapçi nedir? Abi rap hızlı tekerlemelerin ritim almış hali. Yani arkadan bir müzik veriyor. Sen tekerlemeleri hızlı bir şekilde, ritme uygun bir şekilde söylüyorsun. Kariyerine Jacket mahlasıyla başlamışsın. Bir zaman sonra o mahlasın yerini Jack'e bırakmış. Bu mahlasların anlamı nedir? Mahlasımın Jack, Jacket olmasının sebebi beni küçükken ailem cami avlusuna bırakıyorlar ve o cami avlusunda bir tane cekete sarılı bir şekilde bırakmışlar. Hiç acımamışlar, düşünmemişler acaba bu çocuk üşür mü falan diye böyle. Ondan sonra ben o ceketi hiçbir zaman yanımdan ayırmadım tabii. Bana ceket diyorlardı. Hani ben de buna biraz farklılık getirmek için işte jacket, jacket diyordum böyle. Ondan sonra zaten sokakta büyüdük. Sokak yaşamı. Hip hop'u orada öğrendim. Ondan sonra işte yaş ilerledi. Yaş ilerledikçe tanıdık. Bize inanılmaz bir ilham kaynağı oldu. Tabii bulduktan sonra Bali'yi aldık, direkt çöpe attık böyle. Yani dedik ki ne var ki silah yani. Daha kaliteli. Şimdi şerefim daha kaliteli. Bali yapıştırıcı kokuyorsun falan böyle. Olmuyor yani. Belirli bir yaştan sonra da ortama giriyorsun, herkes sana tiner kokuyorsun, Bali kokuyorsun falan. Böyle değişik muhabbetler dönüyordu. Biz de dedik ki başlayalım, evet bir başladık abi. Çekiyorsun. Tüf 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 tüf. Çağda ben kelimeler oturmaya başlıyor. Tık 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 tık. Önce freestyle. Ondan sonra aldığımız freestyle'leri EQ50'ler vardı. Bilir misiniz bilmiyorum. Eskiden hatırlar mısın? Biz bir tane çocuktan gasp etmiştik o telefonu. O EQ50 ile arkadan teyipten müzik geliyor. Biz EQ50'den ses kaydını alıyorduk. Çatır çutur hemen freestyle'lerimizi kaydediyorduk. Ondan sonra oturup kafa patlatıyorduk, sözler yazıyorduk falan. Freestyle'leri açıp tekrardan dinliyorduk. Oradan harmanla, oradan harmanla ritme ver ve okumaya başla. Öyle gidiyordu yani. Şimdi sana takipçilerimizin sorduğu soruları yönelteceğim. İlk soruyla başlayayım. Yüzüne dövme yapmayanların başına bir şey geldiği doğru mu? Şimdi günümüzde bildiğimiz üzere Amerika'da bir Blue çetesi var. Bu Blue çetesi Amerika'da o kadar meşhur ki adamlar sadece bir bandanayla ülkeyi yönetebiliyorlar. Ülkedeki her türlü pis işi yapabiliyorlar. Türkiye'de de hani o bandana olayı hikaye ama bir zenci çetesi var dostum. Bu zenci çetesi işte rap'e yeni başlayan insanları böyle gidiyor. Diyor ki sen rap mi yapıyorsun madem? Yüzünü boyayacaksın diyor. Yüzünü boyayacaksın dostum diyor. Yüzünü boyamayanları çok kötü yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yüzüne dövme yapmayanları bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla götten sikiyorlarmış abi. Hani bildiğin açıp sikiyorlarmış yani. Yüzüne dövme yapacaksın birader. Bu kadar basit diyorlarmış yani. İlişkide yaş senin için ne ifade ediyor? İlişkide yaş benim için sadece rakamı ifade ediyor. Bir insanın beyni önemli benim için. Uyuşturucuya özendiriyor musun? Uyuşturucuya tabii ki de özendiriyorum dostum. Günümüzdeki bütün gençler müptezel. Herkes ot kullanıyor. Kokain kullanıyor. Her şeyi kullanıyorlar yani. Hani ben neyden prim yapacağım ki başka? İnsanlara neyi dinleteceğim? Sen bunu zaten yapıyorsun. Sevdiğin bir şey yapıp duyduğun zaman hoşuna gidiyor yani. DJ Dikkat hakkında neler düşünüyorsun? DJ Dikkat, ben Urfa'ya gittiğimde tanışmıştık onunla. Çok samimi olmuştuk. Ondan sonra beni Sivri'ye götürdü. Orada koyunların arasında muhabbet ediyorduk falan böyle. Ondan sonra beni evine götürdü. İlk başta ben ahır zannettim orayı. Ondan sonra biz girdik. Ben böyle bir şey inek falan bekliyordum karşımda. Böyle kapıyı bir açtı. İçerisi bildiğimiz ev böyle. Boyalı moyalı falan. Beni odasına soktu. O hani video çektiği oda var ya. Orada oturduk böyle. Birlikte konuştuk, muhabbet ettik. Beni iki günde arsız belaya, arsız taylaya falan bağladı. Böyle her bir şey diyeceğim zaman aaa diye bağırıyordum falan böyle. Psikolojimi bozdu. Ondan sonra onun yanından çıktım. Direkt ilk uçakla İstanbul'a geldim.
Öyle değişik bir anımız olmuştu. Rap için nelerini feda ettin? İlk albümümü yapacağım zaman Unkapı'da bir tane stüdyo vardı. Oraya gittim ama cebimde kuruş para yok. Yanımda da bir tane sürtük vardı. Yapımcıya sürtüğümü hediye ettim. O da benim albümümü çıkardı. Yaptığım en büyük fedakarlık bu olmuştur yani. Kadıköy civarı dul var mı? Kadıköy civarında dul o kadar çok ki benim bütün geçimimi şu anda dullar karşılıyor. Yani yaşım olmuş 23. Hani gidip düzgün bir işte çalışamam ben yani. Ben bir sokak adamıyım abi. Giderim evimde otumu sararım. Yastığa kafamı koyarım. Televizyonu açarım. Yaşamam hep bundan ibaret. Yani dul karılar olmasa büyük ihtimal aç kalırdım. Onların jigololuğunu yapıyorum ve bana bir kazanç sağlıyorlar. İyi geliyorlar yani. Sosis salam yiyor musun? Sosis salama bayılırım. Genelde çalarım ama yine de bayılırım yani. Şu anki yaşantını hak ettiğini düşünüyor musun? Şu anki yaşantımı hak ettim çünkü çok fazla bedel ödedim. Hırsızlık olsun, uyuşturucu olsun, sokakta yaşamak olsun, polislerle çatışmak, polisten kaçmak, adam yaralamak, her türlü pisliğe bulaştığımız için hak ettiğimi düşünüyorum ve bu zamana kadar hiç ceza almadan yaşamak benim için büyük bir şans galiba. Şıkır şıkır ne demek? Şıkır şıkır. Bir dip vokal, back vokal yani Amerika'da yapılan traplerde kullanılan ses yani. Peki yeni çıkan trap star Lil Sik hakkında ne düşünüyorsun? Her şey siktir Yine şarkısı sikim hakkında. elimde çekiyorum 31 mi? Yani Niye yetenekli bir sorma arkadaş. hayat siktir. Yeteneğini beğendim. Sonuçta İstiyorum Sik gibi ama barakadan minik yapıyor yani sikimi. sonuçta. Niye diye sorma. Kereviz sever misin? Kereviz içinde yeşil rengi barındıran her şeyi çok severim. Daha önce sinyal attın mı? Daha önce sinyal atmaz olur muyum ya? Abi biz beleşçi adamız yani anladın mı? Hani gidiyorsun abi şarap alacağız bize destek çıkar mısın diyoruz. Hop oradan bir 10. Abi şarap alacağız 3 lira eksiğimiz var. 3 lira bozuğu var mı? Hop bir 10 lira oradan. Abi şarap alacağız 2 lira eksiğimiz var. Bize 2 lira verir misin? Bazen böyle zenginler oluyor böyle yanlarında kadınlar oluyor. Hemen yapışıyoruz onlara. Abi diyoruz şarap alacağız. Bize 10 lira eksiğimiz var. 10 lira atar mısın? Çatarın oradan 100 lirayı veriyor. Oradan yolumuzu buluyoruz. Böyle günlük 500-600 lira ciro yapıyoruz yani. Yediğin en büyük kazık nedir? Dostum bu hayatta yediğim en büyük kazık. Bir gün torbacımı aradım. Sürekli görüştüğüm bir torbacımla. Beni Kadıköy'de bir yere çağırdı. Yanına gittim. Bana torba verecekti. Ona tamı tamına 170 lira para verdim. Ve bana dedi ki kardeşim sen burada bekle. Ben bir sokağın aşağısına gidip geleceğim dedi. O sokağın aşağısına mı gitti bir daha geri gelmedi. Yediğim en büyük kazık oydu. 170 liram yalan oldu. Yani. Ağzı olan rap mi söylüyor? Ağzı olan rap söylemesin. Bir tek ağızda bitecek bir iş değil. Bunun için bu lazım. Kafa lazım. Bir özgeçmiş lazım. Bir yaşanmışlık, bir bedel ödemişlik lazım. Adam yaralama, gasp, tecavüz ve cinsel istismardan savukan olduğu doğru mu? O tarz suçlamalardan dosyalarımın olduğu ve hala mahkeme gördüğüm yerler var. Ama suçlamalarının hiçbiri benim yaptığıma dair kanıtlı olmadığı için ceza almıyorum ve hala buradayım dostum ve burada olmaya devam edeceğim. Rap yapan YouTuber'lar hakkında ne düşünüyorsun? Rap şarkısı yapmayan YouTuber'ları anladığım kadarıyla gizli bir örgüt tarafından götten sikiyorlar bunları. O yüzden bütün TikTokçular, YouTuber'lar, fenomenler rap şarkısı yapıyorlar. Çünkü hani hepsini yapmasın başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyordum ki haklıymışım. Bu sabah 9.30 civarlarında kapıma 3 tane siyahi vatandaş geldi. Bunlar birileri tarafından tutulmuş. Dediler ki hani rap şarkısı yapmak için size 2 hafta veriyoruz. Yoksa dediler silahlarını çık gösterdiler. Tekrardan kapattılar. Baya korktum. Gerçekten Kaç santimde? 30 santim ve çok iri bir silahtı. Ben de bunu dedim ki yiyemem bunu dedim. Kaldıramam dedim. Hani biz LGBT Mert Mingöz ailesi olarak 17 santime kadar alabiliyoruz. Rap yapan YouTuber'larla ilgili şunu bir duydum. Bildiğim bir konu. Bir çete var abi. Bir mafya var. YouTuber'ların tepesine çöküyor. Ve diyor ki eğer rap yapmazsanız sizi kötü yaparız dostum.
Çünkü bunlar zenciler. Çok büyük silahları var. Aşırı büyük silahları var. O silahı böyle dayıyorlar kafalarına ve diyorlar ki bu işi yapacaksın dostum. Sen rap yapacaksın ve rapten elde ettiğin gelirleri bize vereceksin diyorlar. Yoksa silahı yersin. Aşk senin için ne ifade ediyor? Aşkın benim için ifade eden hiçbir yanı yok. Kadınlar benim için sadece bir obje dostum. Kadınlar benim için sadece bir obje. Gelecek, oturacak ve gidecek. Gelecek, oturacak, gidecek. Gel, otur, git. Bu kadar. Seni dinleyen, seven feministler için ne düşünüyorsun? Beni seven ve dinleyen feministler için düşüncem şu. Twitter'da, Instagram'da bana sayıp sövdürüyorlar. Sürekli saçma sapan şeylere hashtag yapıp küfür ediyorlar. Ama bir eğlence yerine benim şarkılarımı açıp dans ediyorlar dostum. Hepiniz benim sürtüklerimsiniz ve benim şarkımda twerk yapmaya mahkumsunuz dostum. Sevgili takipçilerimiz için bir şarkından bir kesti söyler misin? Bizim için seslendirir misin? Aa, tabii ki de dostum. Ama önce bir tane sigara yakmalıyım. Yani her ne kadar boş bir sigara olsa da bana yardımcı olabilir. Evet dostum, beni dinlemeye hazır mısınız zenciler? Ha? Ghost Love derdi bir ton, Çeytak yerli bir tor. Sürtüye adres yerli bir dom, kat bigi boy ters beli şov. Lollipop tatlı mı yok, hayat zor gelir kendini yor. Sevgimi gel bana sor, bir çay bir de bir yol. Demek isterdim, koy bana konyak, partimi süsle, yol bana türbak. Gerek olur otur otur benim ilacım. Karalama kara yazı kara tahtaya sırları. Zorlama gelir infazın sonraya bek musluğunu. Düşleri purple lambo. Düzenime katıyor tempo bu. Param olsa da bana renkler flu. Severim gold rengini flow shit blood zenci. Ha nigga. Evet dostum, eğer bu varsa müzik yapılabilirmiş. Thank you.